Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina. Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Selavat. Psikoloji yapacağız böyle ama vesvese ve tefekkür vesvese, metin değil. Müslümana lümme-i şeytani ile şeytan rahatsızlık veriyor, eziyor. Yani ben kalemle yazıyorum. Şeytan da lümme-i şeytaniye ile, lümme ile insanı yani Müslümanı rahatsız ediyor, eziyor. Kafiri ise şeytan dokunmuyor bu cihetle. Lümme-i şeytaniye ile dokunmuyor. Mesela Müslümana imanın yoktur. İmanın gitti diyor. Abdestin yoktur diyor. Kafirin böyle bir şeysi olmadığı için kafire bu noktada yanaşmıyor. Şimdi şeytanın çalışma sistemini bilirsek vesveseden kurtuluruz. Şeytanın çalışma sistemi şudur. Varı yok etmek üzerine kurulmuş. Bak varı yok etmek. Dima ise, vehim ise yoku var, varı yok gösterir. Aslında yoku var gösterir. Varı yok gösterme vehmin özelliği şeytandan. Şimdi anlatayım onu. Şeytan varı yok etmeye çalışır. Varı yok etmeye çalışır. Mesela abdestsiz bir Müslümana abdesti yok. Burada. Burada değil. Burada. Abdestin yok ha. Demez. Gider abdest alır diye. İmansıza bir Almana veya İnkarcı birisine, bak imansızsın ha, imansız çok tehlikelidir demez. Gider iman eder diye. Demek ki şeytan varı yok etmek üzere kurulduğu için abdestliye abdestsin yoktur der. İmanlıya imansızsın der. O zaman eğer abdestli misin değil misin şüphen gelmiyorsa hiç git abdest al, abdestin yok. Olsaydı şeytan gelirdi, musallat olurdu. Eğer abdestine vesvese geliyorsa abdest alma. Çünkü abdestlisin. Vesvese geliyorsa abdest alma. Ne yapıyordun şimdiye kadar? Vesvese geldiği için abdest alıyorduk. Tam tersini yapıyormuş. Anladın mı Ömer abi? Yani şimdi abdestimi değil mi? Ben şu anda derse oturdum. Abdestliyim. O kesin. O kesin bilinenlerin dışında zaten bunlar. Bakıyorum. Benim abdestim var. Tabii şimdi biraz önce aldım. O kadar da deli değilim ya. Yani. Bu gerekçe şurada geçiyor. Unuttum da bindim uçağa, arabaya bindim, gittim, şu yaptım, alışveriş yaptım. Acaba abdestim var mı? Bak böyle. Var mı yok mu? Eğer yoktur, vardır, geliyorsa hemen git. Sesin. Git abdest al, abdestin yok. Hiçbir şey gelmiyorsa. Abdestin var mı yok mu? Abdestin yoktur. Ya ne olur ne olmaz. Gibi şeyler geliyorsa hiç abdest alma. Çünkü abdestin var. Çünkü şeytan varı bozmak üzerine kurulmuş. Anladın mı? Şimdiye kadar Celal şüphelendiğin zaman alıyordun değil mi? Ben öyle alıyordum. Vallahi kesin şüphe ettiğin zaman abdest alacaksın dediler. Yani az bir şüphen olursa abdestle... Abdest alacaksın. Abdest alacaksın. Ya ters söylemişler. Öyle. Şüphen olduğu zaman almayacaksın. Çünkü şeytan sistemi bozmak üzerine kurulmuş. Ben abdestim kale gibi sağlam diyeceksin, öyle namaz kılacaksın diye biliyoruz yani biz. Şeytana yansımıştır. Kafire ise şeytan dokunmuyor bu cihetle. Abdestin yok falan demiyor. Şeytana da yokluğu getiriyor. Dehşet alıyor kafire. Aha ölüyorsun. Aha öleceksin. Kafire ise şeytan abdest noktasına, ibadet noktasına bu cihette dokunmuyor. Onun gibi olduğundan. O da öyle. Şeytan da abdestsiz. Yani niye kafayı takmış abdese? Çünkü kendisi abdestsiz. Niye imana kafayı takmış? Kendisi imansız. Niye Allah'tan böyle bizi korkutuyor?
Çünkü kendisi bundan dehşet aldığı için. Ateş, ateşe zarar vermediği gibi, suyu ıslatamadığı gibi, kafire vicdanı azaplar, izaç ediyor, Müslümana da vicdanı rahatlatıyor. Bu çift taraflı gösteriyor şeytan. Ya onu tercih edersin ya da bunu. Mesela bir daha okuyayım. Ateş ateşe zarar vermediği gibi suyla da suyu ıslatamazsınız. Yani suyu kim ıslattı? Yani şey yapamazsınız. Suyu ıslatamazsınız. Su dedik, su geldi. Bunu ıslatamazsınız. Asla ıslatamazsın çünkü su ıslana değil, ıslatan olduğu için. Tamam. Kafire vicdanı azaplar, izaç ediyor. Yani kafirin azabı vicdanidir. Yani yokluk, ölüm, dehşet veriyor. Kabir bunlar veriyor. Müslümanda ise vicdanı rahatlatıyor. Mesela ölüm gibi şeyler. Ölümün hakikatini anlayanlar, görenler ölmeden önce ölmek istemişler. Ölümü sevmişler. Ya o zaman vicdanı rahatlamayı isteyeceksin. Ya da abdestin var mı yok mu bu tür şeylere musallat olur. Eğer Müslümansan imansızlık ve abdestsizlikle ikide bir vesvese getirecek. Kafirse vicdanı azap verecek. Boş durmuyor. Başka bir konu değişiyor. Bakayım bunu biraz zor anlayacağız ama hadi bir gayret. Şeytan yokluğun varlığını kullanarak varı yok göstermek ister. Evhamı da işletiyor. Şeytan yokluğun varlığını kullanarak. Şeytan mesela diyor ki abdestin var. Var. Varın yokunu gösteriyor. Abdestin yoktur diyor. Bak. Varın yokunu gösteriyor. Şeytan özelliği bu. Ne yapıyor? Yokluğun varlığını da kullanarak varı yok göstermek istiyor. Var abdesti yok göstermek istiyor. Evhamı da işlettiriyor. Evham dimağıdır. Vesvese kalbidir. Evhamla vesvese arasındaki farkı söyleyeyim. Vesvese imana ve abdese gelir. Musallat olur. Vehim ise düşünce, fikir boyutunda vesveseler olur. Yani vesvese demeyeyim, vehimler olur. Ne olur? İyi değilsin. Damar patlayacak. Kalp hastasısın. Kalp krizi geçireceksin. Çarşıya çıkma. Bayılırsın. Olanları anlatıyorum böyle. Ben bunları uydurmuyorum. Bana gelen şeyleri söylüyorum. Çarşı pazara çıkamıyor. Niye? Tek başına çıkamıyor. Asla. Evde de duramıyor. Niye? Bayılırsam ne olacak? Bayma vehmini getiriyor. Dedim ki ona, hiç hayatında bayıldım. Yok. Peki bayılma endişesi niye geliyor? Adam getiriyor işte, anlasana. Hiç bayıldım. Yok. Bayılmadın. Böyle bir şeyin olmadığını yakinen biliyorsun. Daha onunla ne meşgul oluyorsun? Vehim aklidir. Panik atakların kaynağıdır. İtikada ait ve amele ait olduğu olmadığı diyen şeytanidir. Vehimi nefs-i emare işletiyor. Vesveseyi de şeytan işlettiriyor. Ama bu nefs-i emare şeytanın da şakirde olduğu için onun tesiri de var tabii. Vesvese ile evham bazen iç içe bulunuyor. Akıl da şeytanlık yapabiliyor. Akıl bir alettir. Akıl bir alettir. Araba gibidir. Şimdi Ömer abi senin arabana direksiyona birisi binse. Sen sahibisin binsen. Oo hoş geldin sahibim. Ben binsem. Bin aşağıya lan sen yabancısın. Der mi? Araba demez değil mi? Akıl böyle bir alettir. Simittir. Direksiyon simittir. Kim oturursa o ne gider. Şimdi arabada 20 kişi oturduk minibüste. Şoför sola kırdı. Ya sağa kır, sağa kır. Kırmasa
onun bağırmasıyla, temenniyle sağ döner mi? Dönmez. Akıl bir alettir. Yani, ya ben böyle düşünebiliyorum. Akıl alettir kardeşim. Adam oraya direksiyonu binmiş. Aklı neyle kontrol edeceksin? Vicdanla kontrol edeceksin. Vicdanla kontrol edeceksin. Aşağı şey yapı var. Mesela nasıl misal vereyim? Adam tam memurdur, tam bir fırsat, rüşvet alıyor. Adam tam bir fırsattır, haram yapıyor. Tam elime düştü diyor. Sonra vicdan azabı çekiyor musun, çekmiyor musun? Yani zaten yaparken yap, yapma, yapma, ya of, yap, yapma. Yapma diyen kim? Vicdan. İşte aklı vicdanla bloke yapabilirsin. Zaten onun için koymuş. Sonra demiyor musun ona, nereden yaptım ya? Bu pişmanlık duyan kim? Vicdan. O zaman akıl alettir, kalem gibidir. İstersen küfür yazarsın, istersen iman yazarsın. Bu ne kafir olur ne Müslüman olur. Akıl onun için ne kafirdir ne Müslümandır. Kim kullanıyorsa olur. Aklına onun için güvenmeyeceksin. Niye? Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akıldan önce başka bir akıl olması lazım. Bu akıldan önceki akla bu aklı bağlarsan vahiy olur. Vahiy bağlamış olur. Çünkü bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Abi başta gene bir daha alalım. Bunu alayım. Akıl. Ha. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce bir akıl olması lazım. İşte bu aklı o akla bağlarsan akıllılık olur. Bu da vahiydir. Eğer bu akılla ben kendimi idare ederim dersen, bu akılla kendini yönetmeye kalkarsan zekiliktir ki Allah belanı vermiş oluyor. Dünyada en muzdarip adamlar, en zor durumda olanlar deliler değil, hayvanlar değil, taşlar, ağaçlar değil. En muzdarip adamlar, insanlar, zeki insanlardır. Dünyada en rahat insanlar, ya akıldan istifa etmiş veya akıllı insanlardır. Akıllı insan ne demek? Akılla zekavet arasında farkı söylüyorum. Aynı şey. Aynı şey. Bu akıl, yani bu göz yapılırken, bu gözden önce göz olması gerekmiyor mu? Buna baksın, bunu yapsın. Bu göz, bu kafaya nereye yakışıyor, oraya koysun. O zaman bu gözden önce göz olması lazım. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Tamam. Eğer bunu inanırsan, bunu anlarsan, bu akıldan önce akıl olması lazım. O zaman bunun mutluluğunu en iyi o biliyor. Yaptığı için. Akıllılık budur. Buna inanırsan, bu aklı ona bağlarsan, akıllılık oluyor. Dünyada keyfine laf yok. Kral benim. Eğer yok, benliğine güvenir. Ben kendim, ne gerek var ya? Ben kendim idare ederim. 25. sözü var. M diye başlayan ayetlerde var. Yoksa akılları kendine hakim mi yapıyorlar? Akıllar kendi başına hakikati bulacağını mı zannediyorlar? Akıl bana yeter. Onun için sana ittiba uzak duruyorlar. Sen onlara aldırış etme diye bahsetti, hatırladınız mı? Bu aklı, bu akıldan önceki akla bağlarsan ki bağlamanın adı vahidir. Dünyada kral benim. Eğer bu akılla kendini idare etme, ben kendimi idare ediyorum canım, başkasına ders almaya gerek yok dersen bu Allah belasını verdi bil. Bela budur. Bela. Bizim bildiğimiz halk belası değil. Yani sıkıntı. O akıllı ol tabirini onun için mi sırf kullanıyorsun? Tabii. Akıllı ol. Bilerek İmam Azam kullanıyor da onun için söylüyor. Ben de ondan ezberledim. Ben mukallitim yani. İçin, onun için çok sevdiğim kişiye öyle diyorum. Akıllı ol. Abi akılsız mıyım? Ya akıllı ol işte. Aklı, yani. Aklı sahibine bağlı. Aklı sahibine, ustasına bağlı. Keyfini çek ya. İşte gemiye yükünü bırakıp üzerine oturmak bu. Peki sahibine bağlarsan ne olur? Bak bir ucunu göstereyim size. Eğer akla sahibine bağlarsan ne cehennem endişen olur ne de cennet ümidi olur. Cehennemden sıyrıldın. Cennet ümidinden de fakir olmadın.
cehennemi ümit eden cennetin fakiridir. Cehennemden endişe eden cehennemin kölesidir. İkisinden de sıyrılacaksın. Ne cehennet endişesi, cehennem endişesi, ne cennet ümidi. Ne, bunu attım cenneti de koydum kenara. İkisinden sıyrılırsam onun adı Rıza İlahi. Allah'ı Allah olduğu için sevmek. Cehennemden kurtardığı için sevilmediği gibi sevilmemesi gerekiyor. Beni cennete koyacağı için de sevilmez Allah. Allah böyle bir Allah olmaz yani bizde. Bize layık değil. Avamidir bu. Beni cennete koysun. Caizdir de. Yani ben Nurcu'dan bahsediyorum. Bizi yarattığı için. Bizi yarattığı için de değil. Hiçbir şey olmayacak. O da bir taleptir. Allah beni yarattığı için. Beni rızıklandırdığı için. Beni cennete koyduğu için. Yok. Allah Allah olduğu için. Her ne ki verdiyse. Köy kenara. Çünkü sana vermiştir. Sen bu şey değil. Niye? Ya cehenneme yanacak nefis ve ruhtur. E sen değilsin ki. Benim kazağım. Gir içeriye. Benim gömleğim. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Benim bedenim. Gir içeriye. Bak ben diyen hep arkada. Benim hayatım. Gir içeriye. Benim ruhum diyen ruh değil. Ben olan ben o sensin. İşte cehennem endişesinin için olmaz. Cehenneme nefis ve ruh girecek. O da ben değilim. Benimdi o. Ben kullanıyordum. Cennete de temizlenmiş nefsi mutmaine, raziye, natıka, safiye gidecek. Ruh girecek. O da ben değilim. Yani mantığı bu. Cennet endişesi, ümidi de olmamalı. Yani cennete mahluk girecek. Ruh girecek. Cennete girecek ruhtur. Nefsi mutmainedir, nefsi safiyedir, raziyedir, natikadır. Tamam. Onlar nefs emare hariç. 7 mertesi. E bu girecek. E sen peki ruh muydun? Hayır. Nefis miydin? Hayır. Benim nefsim, benim ruhum benden ayrı. İşte bunu kendini ayırt ettin mi? Niye cehennem endişesi yok? Çünkü cehenneme girecek mahluktur. Ruh ve nefistir. Cennete de girecek. Nefsi safiyedir. Mutmainedir. Tamam mı? Mülhimedir. Ruh girecek ve nefis girecek. İkisi de sen misin? Değilsin. Sana yakışan ne? Ben olan benim tek bir gayesi cenneti, bizim cennetimizin şeyi şudur. Olmalı. Cennetin sahibini bulmaktır. Yani hediyelere takılmamak değil mi? Tabii tabii. Şu yapılar. Bana seni gerek seni. İsteyene ver cenneti. Ondan sonra bana seni gelir. Ölenmiş. Ölüm de kurtardık şimdi. Ölen kimmiş? Kim mahluksa ölsün canım. Kim kendisine vücut rengini veriyorsa o nispetle ölecektir. Ölümü de tadacak o. Kendine vücut rengini verme Adem'e düşersin. O zaman Adem'le alakalı korkuları da yaşarsın. Kendine ne kadar vücut rengini verirsen o kadar öleceksin. Ama sen zaten vücuttan sıyrıldın. E kim ölecek? Kim ölürse ölsün canım. Ölen korksun. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Kim ölecek? Bana ne? Kim ölürse ölsün. Kim ölecekse korksun. Yunus öldü diye sana verirdi. Yunus öldü diye sana verirdi. Allah Allah. Oysa diyor ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Çünkü zaten ölmüş. Ölen ölmez ki. Ölmeyen ölür. Zaten yoktu yani. Çünkü niye? Yokluk şu. Ben kendimi yaşarsam ben varım. Ben sünnet-i seniyi yaşarsam, başka şeyi yaşarsam ben yokum ki. Onu yaşamışım. Oyum. O zaman benim cihetimle ben ölmüşüm. Ben ölmüşüm ki onu yaşıyorum. Kendimi yaşamayan neyi yaşıyor? Onu yaşıyor. Karl Marx da öyle, müzikçiler diyor, artistleri kim yaşıyorsa. Kim onu taklit ediyor? Öldü, o oldu. Ve şimdi ben kendimi yaşamıyorum. Ben öldüm mü? Öldüm. Nerede dirildim? Muhammed'in şahsiyetinde dirildim. Aleyhissalatü vesselam. Ben sünnet-i seniyyeyi yaşamam nispetimde ben oyum. Ben o nispette ölmüşüm. Ölene daha neresi ölecek ki? Hani adam asılmış, o bir dakika gömmeyin cesedi. Niye? 2 sene daha cezası var, onu takacaksın. Gibi olur ya, asılana ceza verilir mi daha? Ya nereye vereceksin? Adam zaten ölmüş.
Neyi öldüreceksin onu? Zaten yaşarken öldürmüş. Mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz diyor. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Siz ölmeden önce uyanınız diyor. Ne oluyor uyanınca? Burası mı orası, orası mı burası mı? Karıştırıyorsun bu sefer. Boş ver, gene Hasan'ı dinlemeyin. Siz bildiğinizi yapın. Öğreni ağlamayalım o zaman. Ne yaparsan yap. Ne yaparsanız yapın. Gene beni dinlemeyin. Duyun da. Siz ne biliyorsanız yapın. Eneyi öldürmek yani. Eneyi öldürmek. Olmadı Mustafa. Ene ölmez. Sen Enan. Beni. O enaneti kastediyorsun. Evet. Enanetin bak. Ene denilen girmeyin. Ene denilen mahluk değil. Onun vücut haricisi enaniyettir. O sen nefsi emmaredeki benlikten bahsediyorsun. Evet. Onlardan konuşmuyoruz. Onu koyduk kenara. Neler öldürdük? O mu kaldı? Yok. Kokamadı. Konu o değil çünkü. Biliyorsun dediği gibi o zaman benden içeri bir ben vardır. Benden içeri, içeride. Ben dediğim bana, şeyden daha içeride bir ben vardır. Bana benden deme, benden içeri bir ben vardır. Evet. Ben diye yazdımsa da yine sensin. Ol ben, hiçlikten ne çıkar? Bendeki benlik yine sende. Ver dalin amin. Ya arkadaşlar, Risale-i Nur'un böyle enfusi dersleriyle ne cennet kaldı senin önünde, ne cehennem kaldı, ne de ölüm kaldı. Risale-i arada sıyrılıyor. İki tane kuvvetli adam veya iki devlet savaşırken zayıf devlet güçleniyor. Cennetle cehennem boğuşurlarken ben de çıktım arada sıyrıldım, Risale-i çıkıyor. İkisini arkaya koyunca ortaya çıkanın adı Rizailay. Ne azapta ne cehennemde kurtulmaya vasıta yapma diyor hizmetini diyor ustalar. Allah. Biraz önce okuduk Ömer'de. Sen diyor 28 sene çektiğim işkence, hapishane, tamam zalimin zalimliği tamam. Ama kader niye müsaade etti bunlara? Sonra diyor 28 sene sonra anladım bu sorumun cevabı. Ya kader buna niye müsaade etmiş? Kader. Tamam zalim yapmış. Zalim yapmış Mehdi abi. Zalimi zalimliği tamam. Ya bu zalim ama kader niye beni 28 sene işkence o zalimin eliyle çektirdi? Şunun için diyor. Çok tuhaf. Uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi. Bak nerede hizmet ediyoruz, ne yapıyoruz, fark edelim diye okuyorum bir daha. Ne yapıyoruz, hangi dairedeyiz, nereye hizmet ediyoruz? Anlıyor musunuz? Ya? Nereye hizmet ediyoruz? Bak, uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi, maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma ve azaptan ve cehennemden kurtulmama, hatta saadet ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli maniyalar beni men ediyordu. Oysa masum cennete girmek, cehennemde kurtulmak avamidir ve dinidir yani. Herhangi bir mahsuru yoktur böyle bir şey yapmam. Onun tabii ki cehennemden kurtulmaya, cennete girmeye gayet olacak. Ama bu avamidir yani. Bana bunlar gösterilmiyor diyor. Hatta hizmet-i imaniyeyi bunun için mi yapıyorsun he? Yapmıyor ama sakın ha. Yaptıktan sonra tokat vurmanın ne manası var? Küpü, testiyi kırmadan önce dövmüştü Nasrettin Hoca. Demişler niye dövdün, kırdı mı? Kırdıktan sonra dövsen ne olur ki diyor. Hizmet-i imaniyeni alet ettikten sonra tokat gelse ne olur? İlk önce tokatı vuruyor, yapma. Avama öyle değil. Yapınca tokat geliyor. Havası ise gel yapmadan tokatı vuruyor. Sen 28 sene işkencemi anladım ki diyor, maddi ve manevi kemalatıma, terakkiyatıma alet yapmak. Sakın ha. 2. Azaptan ve cehennemden kurtulmama. 3. Saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma, cennete girmeye vasıta yapmaklığıma yahut herhangi bir maksat demiyor. İçeride neler varsa onlara yapmaklığıma aitmiş 28 sene çektiğim işkence. Bu ne oldu? Buna nasıl ceza vereceksin ki? Adam bunu anlamış, adam açmış.
Yani sen hapishaneye mi koysan ne olur? Zaten içerideki hapisten kurtulmuş. Sen bedenini hapse koysan ne olur? Esas bedenlerin hür değil, ruhların hür olması lazım. Düşünceler hür olması lazım. İçeride işi bitirmiş. Cesedini hapishaneye koysan ne olur? Şuraya bak ya. Bunun adı işte yalnız ve yalnız rıza-i ilahi bana gösterildi diyor. Ücret hizmetin kendisidir diyor. O, arkadaşlar şu anda derste oturmanın ücretini beklemeyin. Böyle bir şey yok. Verirse verir Allah. Ücret nedir? Şu anda oturmaktır. Oturabilmektir. Bu kadar rahatlama klinik konuşmasını bile göremezsiniz. Psikiyatriye gitseniz doktor sizi rahatlama adına bir şey anlatsın. Bu kadar rahatlık nerede göreceksin? Bu rahatlık yok mu? Bir de para işte. He? Para veriyorum bir de. Para bir şey değil yani. Şu anda bir rahatlık yok mu? Evet. Bu ücret işte. Bu netice... Peşine alıyor. E tabi... Allah Allah ya. Tuhaf. Bir tanesi... Bu dersi başka yerde yaptım da. Duydum. Kenarda gülüyorum, siz de güleceksiniz. Duydum. Bu hoca mıdır dedi. Bu konuşma yapan hocadır. Hangi dinden bahsediyor dedi ya. Ben gülmüyorum. İnan. Hangi dinden bahsediyor? Şimdi cehennem yok. Adam şey dedim de şaşırdı. Nurcu'nun cehennem endişesi olmamalı. Nurcu'nun cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek olmalı. Cehennemi budur. Cehennemin cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Cennetin cenneti ise cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktır. Derdimiz bu olmalı. Adam diyor ki hangi dinden bahsediyor? Duydum ya ne? Zaptım. Almanya'da da başka. Ya hocam dedi hiç unutmuyorum. Öğle namazını kıldık. Cami dernek başkanı namaz yok mu? 7. gün veya 8 yalan olmaz yani 8 falan. Şey namazı bitirdikten sonra mutlaka herkes bir namazdan sonra eve götürüyor. Babasının kayna değil mutlaka yakarsa herkes kasta bilmem ne. 2 kelamet falan bir şey anlat diye. Neyse beni bir yere götüreceğini zannettim. Dernek başkanı mecbur da şey yapıyoruz. Hasan hocam ki hiç kimse daha dernek başkanı yapınca alınca kimse alamadı. Hasan hoca seninle işin var. Tamam mihraptan çıktım bindim. O deniz kenarına getirdi. Hasan Hoca bak hiç kimse yok. Açık konuş. Buyur abi. Anlattığın din diyeceğim din değil. Felsefe diyeceğim felsefe okudum felsefe değil. Dedim ki Erol buyur hocam dedim. Başver. Din değil felsefe değil. Başver bunu. Sana ne yapıyor? Sana tesir nasıl oluyor? Sen de nasıl gözüküyor? Dedim. Dedi ki, o önemli işte dedi. Ben dedi, namaza başladım. Dernek başkanı namaz kılmıyordu. 7. gün başlamış. Düşünü biliyor musun? Diyorum ki diyor, yatakta yatıyorum. Karısı da gıda mühendisi. Ve ateist. Ya dedi sen namaza başladın farkında mısın? Demiş. He ya nasıl başladın ben de bilmiyorum dedi. Tamam acayip. Dedi ki ben dedi bir namaz aşkı başladı. Zorluk yok dedi. Hatta dedi inan huzur bulacağım diye namaz vaktini bekliyorum dedi. Bu nasıl bir şey onun için arabaya aldım seni. Bu nedir dedi ya. Senin anlattığın nedir dedi ya. Niye din değil demiş biliyor musun? Niye değil biliyor musun dedim senin için o din anlattığım. He dedim bak Erol sen gelenler Ramazan'da hoca geldi ya helal, haram, caizdir, caiz değildir. Ya yapma domates kapalarını hiç olamazsınlar para verin para şey yapmayın. Şöyle yapın halı değiştirin falan yapın. Din hep böyle duydum. He dedim kumbara bu. Senin bir çerçeven var din. Dinin senin bu. Bir baktı ki Allah Allah insanı tanımlama var. İnsanı tarif var. Bütün dertlerin menbaı, kendini tanıma. Adam başlıyor bununla konuşmaya. Böyle bir şey olur mu? Kürsüye çıkıyorsun,
Bütün dertlerinizin dermanı kendini tanıma ile geçiyor. Allah Allah. Böyle sonra görüyoruz. Adam ver para verme, zekattır, sadakadır, fıtırdır, oruç, cinsellik orucu bozar, indir bindir, 30 senede beri bunu anlatıyor adam. Ramazan'da ne anlatacak? Yeme içme, cinsellik orucu bozar lan, bilmeyen mi var? Mecbur ne anlatacak başka? Risale-i okumayan başka ne anlatacak? Kürsüye çıkan insanıma aşağıdan bağırmıyorum, kürsüden bağırıyorum. Ne anlatacak Risale-i Nur'u bilmeyen? Risale-i okumayan ne anlatacak? Helaldir, haramdır, caizdir, caiz değildir. Yemek içmek, su içmek, cinsellik orucu bozar. Tamam. Ey Müslümanlar zekatı bağlıdır. Bu anda sebaplar şehre çıkar, arşa çıkar. Bunları anlatacak. O adamın kafasında din diye şablon oturmuş. Bir bakıyor ki buraya uymuyor. Anlattığın din değil diyor onun şablonunda. Felsefe diyeceğim, felsefe de değil okudum diyor. Neyin nesidir diyor ya. Böyle bu konuşmaları, vesveseyi. Nerede bulacak böyle bir şeyi? Diyorum ki, bu da söyledi Mustafa. Vesvese geliyorsa abdest alma. Nereye sokacaksın hadi soka. Adam şimdiye kadar vesvese gelince abdest alıyordu. Alt üst oldum sana. Bütün iller hepsi senin. Bütün bittim bittiklerini. Sıfırdan başlıyor. Ters oldu şimdi. Ters oldu. O zaman diyor ki sen nereden bahsediyorsun ya? Adam diyor ki sokağa dedi. Ya tamam da hangi dinden bahsediyor bu dedi ya. Doğru. He? Doğru. Duydum diyor. Yani. Adam hak verdi. Onun bir din çerçevesi var. Allah Allah. Geldi sonra geldi. Çok durmadı tabii. Dersten sonra. Hocam anlattıklarına inanma nispetinde ne kadar rahatsın onu hayal ediyordum. Allah Allah. Bu anlattıklarına inanma nispetinde ne kadar rahatsındır kim bilir diyor. Bak oraya gelmiş adam. İnanma nispetinde, yani tefekkür değil. Yani bilgiyi tefekkür ederseniz ilim olur. İlim bir katmanda giderse his olur. His olursa olur cennet. Evet devam ediyorum. Şeytan yokluğun varlığını kullanarak varı yok göstermek ister. Dedim. Mesela abdest. Bak, neyi gösteriyor? Yok diyor. Yokun varını gösteriyor. Yok diyor, oradan aldatıyor. Bir daha söyleyeyim. Abdestli olana abdestsizliği gösteriyor. Varın yokunu gösteriyor. Abdestin var, yok diyor. Varı yok gösteriyor. Varı yok gösteriyorsa da A eşittir B ise B eşittir A'dır. Yoku da var gösterebiliyor. O da vehim. Yani derdiniz yok da bir derdi olanlar var ya bunu neyle dinler biliyor musun? Altınla dinler. Altınla dinler, altın. Biz şimdi dinliyoruz. Aa, hakikaten doğru. Öyle dinler. O panik atak, buhran bunların geçirenler. Kötüsün, iyi olduğundandır. Öyle deniliyor. Kötü olsaydın sana zaten kötüsün nerene diyecekti ki? Zaten kötüsün. Kötü olana nerene kötüsün denilecek? İyi olana kötüsün denilir. Parası olana zekat ver denilir. Sen hastasın. Sen bayılacaksın. Kalp krizi geçireceksin. Denmesi gösteriyor ki sen sağlamsın. Sağlam olmazsan zaten bunlar denmezdi. Kullan işte bu işi, anlattığım sistem işte, sistemi açıyorsun. Bunu bildiğin zaman neyin kalacak ki? Risale-i İlahi hedeflersen, yani cehennem endişesi, cennet ümidini koyarsan kenara, Allah'ı Allah olduğu için seversen, beni cennete koyacak, beni cehennemden uzaklaştıracak diye değil. Sırf Allah'ı Allah olduğu için seversen, hizmeti de böyle seversen, artık ne cehennem, ne cennet, ne de hastalık şeyi kalır ya. Hastaymışsın. Hastayı ki kimse o korksun ya. Kanser. Kim kanser? Ceset. O korksun. Ben niye bana yutturuyor ben kanseri? Ben kanser değilim. Ceset kanser. Ben ruhtur. Sıyrıldın bir kurtarıyor. Yani hiçliğini bildiğin zaman hiçliğini bilme nispetinde rıza ilahi olur. Hiçliğin faydasından bahsediyorum. Hiçliğini bilmek bir fikir değil. Hayatın hayatsızlığıdır.
Varın yoku, yokun varıdır. Mekansız mekan, varlıksız varlıktır. Ne işine yarıyor? Hiçliğini bilmen nispetinden, bu ikisine sürüldüğün gibi hastalık denen bir şey kalmıyor. Kim hasta? Ceset hasta. Ne yapalım o varsa? O koksun. Cesette nefistir. Hepten karıştırdın işlere. Adamı doğru dedi. Hangi dinde bahsediyor? Bunu bildiği zaman inim inim inleyen hastane köşelerinde haplara 10 sene masasında yatak odasındaki şeylerde yok bilmem paniği şey düşürmek, kalbimizi hapını koymak. Onlar hepsini atar koyuyorlar. Allah Allah ya. Kim koyuyor ya? Kim kalp kızı gücü? Git olsa alsın ya. Ustad bu hiçliğini bilme nispetinde 28 defa zehirlenmek çakmamış bile ona. O nispette oluyor. Bakın sıyrılıyor. Evhamı da işlettiriyor. Vesveseyle evham bazen iç içe buluyor, oluyor. Akıl da şeytanlık yapabiliyor. Akıl başa bela. İşte oradan açılmıştı bu konuşmalar. Bu akıl başa bela, zekavetinden dolayı. En muzdarip adamlar kim? Sakın özenmeyesiniz. Zekiler. Aklı arkada, zeki önde. Belayı sardı, kamyon yük sardı. Şimdi Toroslardan çık. Hadi çık o yükle ha. Ya şanzımanı dağıtacaksın, ya diferansiyelini kopartacaksın, ya aks çıkacak, ya da zor şey gideceksin. Yolda buzlu. Ama aklı öne koyarsan, zeka aşağıda. Ha ikisi önde olma, tarihçi hayatta geçiyor. Çok müstesna insanlardaki mücedditlerde olur. İkisi beraber. Onun için zeki olmadığınıza Allah'a şükredin ha. Hayda, bu derste şimdi şey de çıktı. Allah'ım aklımı ileri yap, ne olur zekavetimi değil. Ne olur zekavetimi aklıma tabi et. Çünkü Kur'an şöyle diyor. Zekavetlilere hitap ediyor. Yaqilun, taqilun, efele tefekkerun, efele yetedebberun, fetebiru yaulul elbab. Ey akıl sahipleri, ey akılları olanlar. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Niçin düşünüyorsunuz? Niçin tefekkür etmiyorsunuz? Aklınızı başınıza alınız. Düşünmüyor musunuz? Düşünmezler mi? Bakmıyor musunuz? Bakmazlar mı? Kime diyor bu sözü? Aklı var mesela. Hasan! Buyur. Takkeni kafana koy. Ha buradaymış. Ha. Aynı bunun gibi. Aklınızı başınıza alın. Ha burada değilmiş. Başka yerdeymiş. Ya uşkurluğumda ya midedeymiş. Aklı. Ha? Evet. Bunu zekavete hitap ediyor. Ya ona kabatlık yapıyor uşkurluğa. Tamam mı? Öyle ya, öyle diyor, kabatlık yapıyor. Ya mideye yapıyor. Mihmandarlık yapıyor akıl. Oho akıl gitmiş, nerelere hizmet ediyor. Biz de zekavetle baş başa bırakmış, başımıza belayı sardık. Torustan çıksın kamyon. İşte Kur'an'da diyor ki, ne kadar, bakın düşünebiliyor musunuz? Bak bir de mealen söylüyor Bilman. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Düşünmezler mi? Düşünmüyor musunuz? Ya akılun, takılun, efele tefekkerun. Hiç tefekkür etmez misiniz? Etmiyor musunuz? Akletmezler mi? Kime hitap ediyor peki? O ki akıl başta değil. Kime hitap ediyor? Zekavete hitap ediyor. Onun için Allah aklımızı önde, zekavetimizi ona tabi olanlardan eylesin. Ya çok zeki, acayip. Ya nerede kadar elimde var biliyor musun? Şey bir tane profesör var. Nevzat Taran. O demiş. Ailesi diyor bana. Hocam dedi, kardeşim için Nevzat Taran dedi ki, Türkiye'de 3 tane zeki adam varsa bir tanesi budur. Dehşetli bir zeki. Ben görmedim de. Bu dertlerini bana söyledi telefonla. Çantacı abiyle telefonuma ulaşmış. Söyle kardeşim, madem çantacıdan şey aldın söyle derdi. Ne var? Diyor ki diyor Nevzat Taran, Türkiye'de 3 tane zeki insan varsa bir tanesi budur. Şu an odadan çıkmıyor. Buhran geçiriyor. Eyvallah. Zeka, niye? Zekası önde. Çok önde. Ne yapacağım? Nasıl anlatayım ben bunu? Aklını öne götürmeye çalışın. Aklı öne geçti mi? Tamam. Bu tür şeyleri bloke ediyorsun. Aklı öne gitti mi vicdan şey yapıyor. Çünkü aklına bağladın mı vicdan devrede demektir. Tak tak tak. Tak tak tak. Yani vicdan.
Mesela akılla tartıda her tahta yapmıyor musun? Hırsızlık akılla yapmıyor musun? Deli yapabilir mi? Peki kim durduruyor? Yapma diye vicdan. Yapma, etme ya, olmaz ya. Bak akıl üstünde bir akıl var. İşte vicdan. Zihin. Vicdanda ne var? İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Bütünlükte aklı bloke ediyor. Yapma ya, onu oraya götürme. Ya çalma bırak. Neyle çalıyordu? Akıl aletiyle. Hani şimdi ne kadar akıl esas yapmıştık. Koy. Aklı da koyuyorsun kenara. Ne acayip sistemler çalışıyor ya. Çok tuhaf değil mi ya? Allah Allah. Ateş bastı. Püh, elhamdülillah. Bütün dertlerinizin dermanı şimdi anlaşılıyor mu? Kendini tanımayla oluyor. Tanıdım, bu nedir? Budur. Bu da budur. Ha, bu buradan geliyor. Ha, var yok yoku var gösteren ha düşünceler. Ha, vehim olan, vehim devreye girmiş. Çak. Onun karşısına usta diyor ki mantıkla çıkın. Tamam. Ya bayılacaksın. Hiç bayıldın mı? Bir soru sor beyimine. Yok. Tamam. Seni bayılmanı sevsinler. Tamam. Şöyle olacaksın. Allahsız durursun. Allah devreye sokma. Tak tak. Ve diyor ki şeytan aşağıda mısın? Abdestin yok. Sana ne? Benim çok abdest olmamı mı istiyorsun? Benim dinler olmamı istiyorsun. Yesinler senin şeyini, mantığını, merhametini. İmansızsın. Sana ne? İmansız olduğu için beni de onunla şey yapmak istiyorsun. Ulan Allah Allah. Ne diyecek daha? İmansızım. Sana ne? Tahir-i küfür, küfür değil. Elhamdülillah. İmanlıyım. Elhamdülillah. Olmazsam zaten imansızsın demezsin. Çünkü hırsız boş eve giremez. Girmez. Sen böyle demen benim imanlı. Abdestin yok dendiği zaman altına şeytan tasdikli abdest olduğunu gösteriyor. İmanın yoktur gitti dendiği geldiği zaman Mehdi abi şeytan tasdikli imanın var demektir inan. Altına da ben imza atıyorum. Şeytan altına da atarım. Abdestin yok dedi. Şeytan diyor ki senin şeytan tasdikli abdestin var. Evet doğrudur Hasan. Ben de altına imza atarım. Bunu arkama değil en son ben ona atarım. Sistemi bildiğin zaman şeytan varlıktır, esirdendir, çalışıyor, gözü kulağı var, zekaveti var, akılsız değil. Allah dini, aklı olmasaydı Allah ona din, şey, secdeden teklifi yapmazdı. Ona Allah emanet denmemiş ha. Peygamber'e emanet, kadere emanet. Bize iman edilen, iman etmemiz gereken teklif edilmemiş. Ona secde et denmiş. Sifo ha. Sıfır oldu. Sifo. Kadam elin gerizekalı. Biz 6 tane, o 1 tane. Bu kadar gerizekalı. Buna itaat edilir mi? Ben 6 tane iman ettim, o 1 tanesini edemedi. Bir tanesini edemedi ya. Bir de kendini arkadaş yapacak. He, şimdi şuraya bak. Ama bizi kandırıyor. Demek ki ahmak oluyoruz da ondan. Cahiliz. Cahil, cahili aldatır. Şimdi abdestsizsin. Bundan sonra aldatabilir mi seni şimdi? Aldamaz. Sana geldim abdest. Şimdi sen gittin eve oturuyorsun. Tamam. Ulan iki rekat Allah için namaz kılayım. Abdestin yok. Ulan kim şimdi abdest alsak falan. Vazgeçmedin. Şimdi bu dersten sonra ne diyeceksin? Abdestin yok senin. Ulan şeytan tasdikli abdestin var demek. TSE'li. TSE. TSE var ya Türk standart endesili. Ben öderim abi. Çalarla. Ha? Ötürüm öyle derim. Ha hiç. Ya arkadaşlar, nasıl sistem nasıl çalışıyor bildiğin zaman hayatın keyfi orada. Sistem nasıl çalışıyor demek akıllılıktır. Vahiy tabibesi Risale'den çıkarttığımız. Yani aklı Risale-i Nur'a bağladım bunlar çıkıyor. Risale-i Nur'u akla bağlarsam aklıma bu sefer zekavetle alet ederim bunu. Sağa sola anlatmak için. Eğer aklımı Risale-i Nur'a bağlarsam akıllılıktır. Risale-i Nur'u akla bağlarsam zekavettir. Ben ona bağlanmam lazım. O bana bağlanmaması lazım. Benimle bağlanırsa Risale-i Nur, şahıs merceti zekavettir. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Zekavetliler yapar. Anladık mı abi bu da? Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Bu. Yani Risale-i Nur'u kendine bağlarsan zekiler yapar bunu. Risale-i Nur'a ben bağlanırsam akıllılar yapar bunu. Bunu ne demektir? Uygulayın. Laikaları okunuyorsa
O dershaneden ayrılmayın. Bir dershanede, bir hizmette layık okunmuyorsa çekip gidin. Orada işiniz yoktur. Düstur yok demektir. Çünkü kendi hakimiyetini koyuyor. Layıkalar koysa kendisi demek bir yere uymuyor. Yani uyulması gereken sistemi bana göstermiyor. Nereye uyuluyor? Ne diyorsa kendisinden söylüyor. Eğer layıkaları gösteriyorsa demek o da oraya uyuyor. Bana da diyor ki buraya uy. Yani uyulması gereken merci göstermezse nereye uyacağız? Adama uyacağız. Ama o bu hedefi gösteriyorsa ona uy. Ona uymak Risale-i Nur'udur. Yok bunu göstermeden şöyle yapın böyle yapın diyorsa kendisine ki onu selam çakın. Mahu selama deyin çekip gidin yani. Orada işiniz olmasın. Peki. Ha şöyle devam edeyim. Vesvese ile evham bazen iç içe oluyor. Akıl da şeytanlık yapabiliyor. Edile-i şeriye mihenge vurulmazsa akıl şeytanlık yapar. Ben dediğim için kabul etmeyiniz. Mihenge vurunuz. Mihenge vurunuz. Şeriata vurunuz. Bediüzzaman diyor ha Hasan demiyor. Mihenge vurunuz. Altın çıkarsa febi alınız. Altın çıkmazsa, demir çıkarsa arkasına gıybet ve iftira koyarak bana gönderiniz. Bediüzzaman böyle diyor. Adam diyor ki edile-i şeriyeye gerek yok diyor ya. Edile-i şeriye kitap, sünnet, icma, kıyas. Ustad dediği kabul etmiyoruz. Ne diyor? Ustad öyle diyor bize. Ben dedim diye kabul etmeyin. Eğer benim dediğim edile-i şeriyeye uyuyorsa kabul edin. Bunu kim diyebilir? Edile-i şeriyeye uyan insan bunu diyebilir. Bu cesareti gösterip diyebilir. Uymayan demez bunu. Çünkü fiyaskosu ortaya çıkar. Peki bu mihenge kim vuracak? Biz cahiliz. Edile-i şeriye nasıl vuracağız? Cevap. Ben olan ben olan ene vuracak. Ben olan ben var ya ene. Peki kimine vuracak? Ruhumu kullanarak. Akla inmeden, aklı muhatap almadan veya aklı vesile-i alet kullanarak. Çünkü akıl kalp şeytanın cinlerin bak neymiş akıl kalp şeytanın cinlerin ve ervah habisinin taarruz altında taciz ateşini yapıyorlar. Mesela akla ve kalbe şeytan cin ervah habisi taciz ateşi yapıyor. 339 sözlerde geçiyor. Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, ervah habisenin izacatından, o vahşetin dehşetinden şöyle kurtulursun diye devam ediyor. Ezberledim oraya kadar. Bak. Ervah habisenin izacatı yani taciz ateşi. Hastasın. Paniksin. Bayılacaksın. Kalp krizi geçireceksin. Zıkkımın kökü ya. Bu kadar da olmaz ya. Kızıyorum yani. Bu taciz ateşi yani. Vesvese değil bu. Vehim bu. Vesvese değil bu. Vesvesenin iki kaynağı vardır. Abdestin yok, imanın yok. Bunu iyi kullanıyorlar. Vehim. Öyle bir müstakil gibi. Önce geriliyor. Değil mi? Vehim. Evet. Vesvese o tasdik ediyor. Evet. Doğru. Evet. Yani sonra İlk önce bu. Aklı olmayanın dini yoktur. Hadiste geçiyor. Demek ki bu şeyi çok kullanıyorlar abi. Hangisini abi? Vehim şeyini kullanıyor. Hastalık da şudur budur falan. Hastanede. Alıyor abluk aldığına. Tamam. İşini bitiriyor. Ustad diyor ki vehmimi diyor tahrik edilmemesi için doktorları dinlemiyorum diyor. Çünkü doktorları dinleyen doktorları müstebit bir hakim yapar. Vehmini tahrik eder. Çünkü çoğusu vicdansız. Yani hiç umurunda değil. Ondan sonra ne olmuş? Nasıl yaşıyor? Bir yanımda oldu yani. Ben başkası için dayanamıyorum patlıyorum da o sıra. Ya sen diyor tansiyonu bir baktı adamın 18 kadının tobesta buna. 18,5. Allah Allah teyze sen nasıl yaşıyorsun ya? Allah nasıl verse ya böyle denilir mi ya C'ye gelmiş. Ben de orada acize bir C'ye götürdüm. Ya bir Nadir abi şey götürmüştük böyle. Kadına diyor kadın da gelmiş olacak. Teyze sen nasıl yaşıyorsun? Allah Allah. Felç olmadım. Yok kızım dedi ya. Ne böyle yapıyorsun? Baba şeyim dedi. Başım ağrıyor çünkü. Bunun için. Öyle dedi kızım beni öldürmedi. Niye öldürüyorsun dedi ya.
Sen ne yapmaya çalışıyorsun doktora hanım dedim ya. Ne beyefendi kendi işini baksana ne kadar. Ya niye bu vesveseyi tahrik ediyorsun? Gelmiş tam seni düşürücü bir şey ver. İki tane kelam et rahatla. Benim başıma geçiyorsun. Oo. Allah Allah. Sen yaşıyorsun he teyze. Hayret ya. Sen bunlar nasıl yaşıyorsun? Zıkkımın kökü yani. Yaşıyor işte. Hayal diyor karşına. Ya geldi kısma ya. Bende mi manyaklık var ya? Adam bu müyesi öyle gelişmiş. Çünkü niye? Esbabın, ben külliyatta baktım. Esbabın 4 sıfatı var. Esbab A, B, C, C, D, E. Alfabetik sırada kafanız kalsın diye ezberledim ve siz de öyle ezberleyin. A, B, C, C'den. Esbab bahanedir B. Esbab hiçtir. Külliyat öyle geçer. Esbab perdedir. Esbab zahiridir. A, B, C, C'den sıra kalabilir. Z sonunda. B, H, P, Z. Esbab bahanedir. Esbab B, C, D, E, F, G, H. Hiçtir. Esbab perdedir. Esbab şey, zahiridir. Ne oldu? İşte usta diyor ki, bazen diyor, bir hekim yazık Müslüman, vicdan, doktorun bir nasihatı, bin nafi, bin tane faydalı ilaçtan daha faydalıdır diyor. Barla 69'da. İşte şey de diyor ki Emirdağ'da, 231 ikinci Emirdağ'da, diyor ki bazen diyor o doktorlar müstebit hakim yapar ne demek? Onların vehmi diyor konuşmalarını dinler ve kendisine öyle inanır. O zaman hastayken, değilken hasta beter olur yani. Ben onların diyor, benim diyor vehmimi tahrik etmemeleri için diyor doktorlara müracaat etmedim dedi. Etmeyecek miyiz? Edeceğiz ama hekime azıka edeceğiz. Hekime azık değilse etmiyorsun. Daha beter ediyor seni ya. Ama tırnağını çekecekse kırılmış tamam o fark et git onu nereye gidersen git. Ama böyle içsel ve düşünceye vesveseyle alakalı hastalığına hekime azık seçeceksin. Yoksa daha beter yapıyor. Bak işte teyze nasıl yaşıyorsun ya? Allah Allah ya. Bunu sen nasıl felç olmadın? Olmadım kızım dedi. Bak yanına geldi baş ağrısıyla geldi. Tamam. Dedim hanım kızım dedim sen baş ağrısına bir şey yap. Niye böyle ya hanımını tahrik ediyorsun? Kendi işinize bakın diyor. Benim işim bu dedim. Senin o işin olduğu gibi ben de seni ikaz etmeye. Sen ona bakmaksa ben de sana bakıyorum. Ben de seni ikaz etmeyle vazifeliyim. Sen de onu tedaviyle bir şey yap. Yapma yavrum dedim öyle. Niye yapıyorsun? Acil dedi. Ne yapacak o kadın? Hepten ölmeden öldürdü ya. İşte bunu akıl aleti sebepleri saplanmışlar. Sebep mutlaka netice olur. Olmuyor işte. 18.5'ta ölmesi lazım onlara göre. Ölmemiş. Çünkü akıl, kalp, şeytanın, cinlerin ve ervah habisinin taarruz altında taciz ateşini yapıyorlar. İnsanın sadrı, insanın göğsü, insanın sadrı yani göğsü daralıyor. Allah Resulü diyor, şeytan diyor kalbin üzerine oturduğu zaman nefes alamıyorum. Aa kalbim var. Bu hemen anlayacaksın. Ne lan meylum ya. Aşağılık. Peygamberimiz diyor ki kalbin üzerine oturmuş. Ne yapacaksın? Tanıdığın anda pat diye gidiyor. Ulan sensin deyince bak. Allah Allah. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gider. Böyle dalina mı? Yoksa acele gideceksin. Ya bunu yapacaksın ya acele gideceksin. Ha, hatırıma gelmedi. Kriz mi geldi? Panik mi geldi? Ben size bir pratik bir şey söylüyorum. Olmuyorsa tamam ya. Bana bir fıtıra yapın. Bak size söylüyorum. Panik geldi. Kendimi kötü hissediyorum. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Buradan almıyorsun. En tesirini söylüyorum. Elif, lam, mim. Elif, lam, ra. Enes'im benim canım.
Ha mim ayn sin kaf. İlaç gibi gelmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. İyi veya acile gideceksin hemen. Ya bunu yap. Yataktan yaktın. Bana oldu da ben yaşamadıklarımı söylemiyorum size. Allah yaşatıyor ki bunlar çareliği bulurum ben de size söylüyorum. İşinize yarıyorsa alın yoksa koyun kenara. Aa gidiyorsun. Ulan yatamıyorum göğsümde ağrıyor yastıktayım. Hemen ha. Kısası en ufağını yaptım. İki harfli. El ha mi Nakşibendi Hazretleri o yapmış. Bunu kullanmış. Yatıyorum ya. Baktım. Allah Allah. Birkaç dakika baktım ona meşgul etti. Namusun sensin. Ha, yatıyorum ha hiç kafayı kaldırmadım. Ha mim. Vallahi doğru söylüyorum size. Pat adam yok. Ne haber lan? Nasıl uykum gitti şöyle. Başladım gülmeye. Ne oldu lan dedim. Başladım gülmeye arkasından. Bilirsen bak. Tanırsan gider, gitmek zorunda. Tanımasa gelir. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Böyle dalilen mi? Ne diyor Allah Resulü'nün hadisi? Kalbinizin üzerine, sadrınıza oturur. Şeytan oturdu. Ölüyorum. Acele gideceksin. Ya acele gideceksin. Veya huruf-u mukata aciline gideceksin. Hangi acele istersen onu yap. Gidip iğneyi vuracaklar, yumuşatacaklar öyle, mayıştıracaklar seni, aklından istifa edecekler öyle. Ah. Bak. Geçici. Bu sefer, ha şehirdeydim, böyle sıkıntı geldi, hemen acele gittik 15 dakikada. E köye çıkarsam acele beni kim götürecek? Köye gidemezsin işte. Azrail götürür ha. Peki, evde tekim şey vardı, kocam götürdü, kardeşim, annem götürdü. Evde tek imsem. Peki kim beni götürecek? Aman aman yalnız kalmayayım. Yalnızlık da buradan geliyor işte. Yalnız kalmamak şey buradan geliyor. Kim götürecek beni? Den kaynaklanıyor. Yalnız kalamamak ama çaktırmadan çaktırıyor. Mehdi abi! Deliler bölgesine hoş geldiniz. Allah, hoşuma gidiyor. İyi. Kedi fare oynar gibi oynarsın. Yoksa seninle oynarlar. Son şeylerimi okuyun mu keseyim? Göğüs daralıyor. Göğsü oturuyor. Akıl ise evhamla bloke edilerek kendi saflarına çekmişler. Aklı da bloke etmişler. Kendi safına çekmişler. İyi değilsin. Kötüsün. Hele hele hastalığını, rüyanı İnternete gidip de sorgulamışsa, eyvah, kimin eli kimin cebinde belli değil. Profesör Hasan Akar yazdım bir sayfa. Evham hakkında bir sürü. Profesör kim araştıracak? Ha profesör müdür Hasan Eğli midir? Kim şey yapar web sitesinde? Ben işte Profesör Hasan Akar yazsam kim talihçi? Devlet mi beni söyler? Ona profesör değildin. Profesör niye yazdın site derse mahkeme çağırsa? Beyefendi ben toplumda bazı konuşmalarımdan dolayı bilgiyi olduğumdan, bilgili tasladığımda veya bilgiyi çok söylediğimden millet bana profesör diyor. Unvanımı söyledim. Diplomamı söylemedim ki. Bana piyasada o Profesör Hasan, Profesör Hasan Akar ne haber? Arkadaşlarım böyle diyor. Tanınmak için benim sıfa, unvanım bu. Profesör. Yoksa benim bu diplomam değil. Ne diyeceksin? Yazmışım Profesör Hasan Akar. Böyle böyle olursa böyle böyle yapın. Sen de internet bir giriyorsun, bir tahlil ediyor. Vay! Şöyle olsa buydu. Onun doğru olduğunu söylüyor. Nereden biliyorsun? Ve inandı. Öyle inanırsan öyle muamele göreceksin. Sen eğer internetlere gidip rüyanı ve hastalığını tahlil edersen vallahi Allah öyle bir belanı verir ki. Beladır o. O beladır. Niye? Ena inne zennab dibi. Nasıl inanırsanız öyle muamele görürsünüz. Ben sizi söylüyorum. Girme kardeşim.
Ne işin var? O zaman da hastaneye kalksın kardeşim, internete bir girelim. Eczane de orada, ilaç. Şöyle şu göğüs darlanıyor. Böyle böyle oluyor. Nefes zor alıyorsanız ölüm gibi şey, ölüm tehditleri var. Şu ilacı alın, şu ilacı böyle kullan. Tamam hadi gidelim şey eczane de böyle darlanıyor. Hastanelerine gerek var. O zaman devlet bu kadar niye masraf ediyor bu kadar külliyeler? Üniversite talebeleri yetiştiriyor ya. Tıpçıları yetiştiriyor. Tamam bitti ya. Dokümanlar var. Gavurların da var. Şunu var. Tercüme edelim tamam. Allah Allah. Bu kadar cahillik olur mu ya? Bazı uslup ifadelerimden özür diliyorum ama ahmak diyorum, bilmem ne diyorum yani. Çok şey yaptım ya, artık içim yanıyor yani. Yapma kardeşim ya. Ne okuyorsan öyle olacaksın. Göz böyle darlandı. Kalp krizi geçmiş olabilirsiniz. Okudun mu öyle olacaksın. En aynı zenni abdibi. Öyle bir şey yoktu, öyle inandın, öyle göreceksin. Kulun bana nasıl inanırsa ben ona öyleyim. Bağırma. Nasıl bağırmayayım? Nasıl ki şeytanı nefis her zaman dinliyor, akıl aletini şeytan nefsi emmare ele geçirirlerse, o zaman akıl onların elinde izaç aleti, bize kamçı böyle kafamıza vuran alet olmuş oluyor. Uğursuz oluyor akıl. Meşhum bir alet olmuş oluyor akıl. Kafamıza vurulan sopa gibidir. Şeytan almış sopayı, tak diye vuruyor. Böyle vuruyor. Bu sopa şeytandır işte. Vehimdir. Şeytan sana şeytanlık yaparken senin bilgilerini kullanıyor. Namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Oo, filmler geliyor. Hangi filmler? Seyretmediğin değil ki. Seyrettiklerin geliyor. Başka bilgilerin var böyle. Yaşamadığın bilgiler, elde ettiğin doğru bilgiler var ya, yaşanmazsa şeytanın eline vehim oluyor. Senin okuduklarını sana kullanıyor. Çünkü Kur'an da şuna, ona şöyle dikkati çekiyor. Okuduk, anladınız değil mi? İlim yaptınız. Ha, uygulamadınız. Kitap yüklü merkebe benzersiniz demiş. Kitap, şey, eşeğin üzerine kitap yüklesiniz, alim olur mu? Uygulanmayan ilim, eşeğin taşıdığı kitap gibidir. Kafada taşıyorsun. Elimde yok. Eşektir. O zaman o bilgileri kullanıyor şeytan. Yoksa bana şeytanlık yapmak için şeytan gidip kütüphanede okuyor. Öğreniyor. Videolara giriyor, videoları seyrediyor diyor. Ondan sonra ona diyor ki filmi takıyor. Hadi bunu seyret. Kim, ben bunu seyretmedim ki. Sen seyretme, ben seyrettim, getirdim, taktım sana. Öyle bir şey yok. Senin seyrettiklerini sana getiriyor. Senin okuduklarını sana koyuyor. Anlıyor musun Mustafa? Şeytan sana şeytanlık yaparken senin bilgilerini kullanıyor. Kullanarak yok var diye yutturmaya çalışınca neye benziyor biliyor musun? Ustadan cümle. Ramazan hilalinin subutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Mükemmel formülü diyeceksin ki madem varı yok, yoku var iddia ediyorsun, o zaman ispat et diyeceksin. Yani şeytan şimdi yoku var gösteriyor, varı da yok gösteriyor değil mi? İspat et diyeceksin. Hani Ramazan hilalini var ya, meşhur ustadın misali. Ramazan hilalini gördüm diyor. Yemin ediyor. Aa var diyor. Oysa gözünün üzerindeki kaştaki kirpikmiş. O yaşlı adam beyaz kirpikleri gözüne inmiş. Hilal var diyor. Hilal nerede? Kirpik nerede? O zaman böyle şey geldiği zaman ustad diyor ki buna delil isteyin. Nerede? Adı neydi ya? Kusura bakma. Mehmet Akif miydi? Sen. İbrahim Ethem. Anladın değil mi İbrahim Ethem? Anladım. Delil getir diyeceksin adama. Sonra şeytan ispat edemeyeceği için hemen akla hücum ediyor ve onu kullanarak yok olanı ispat ettirmeye çalışıyor. Akılla. Bu sefer akla gidiyor. Akla hücum ediyor. Akla diyor ki onu ispat etmeye çalışsana. Akla hücum ediyor. Git onu diyor. O adam bak delil istedi. Sen delil bul diyor. Bu sefer akıl araştırmaya çalışıyor. Vicdanda diyeceksin. Bir dakika akıl gel buraya. Alet olma ahma. Ya sistem böyle çalışıyor. Akıl aleti bu sefer şeytanın eline alet etmeye çalışıyor. Eğer akıl alet olmamış olsaydı ikide bir şeytan, ruh, ben vesaireler o direksiyonun önüne geçmezlerdi. Direksiyondur alet, şeytan, akıl.
Bazen şeytan geçiyor. Bazen vehim geçiyor. Bazen vesvese geçiyor ona. Bazen ben geçiyorum. Ene yani. Akıl bir sistem. Bitmek üzere de bitireyim diye şey yaptım. Zaman geçtiğinin farkındayım. Akıl bir sistem. Dışarıdan alet görünüyor. Akıl bir sistemdir içeride. Dışarıdan alet gözüküyor. İçerisinde donanımları olan bir cihazdır. Aklın içinde donanımlar var. Aklın bir özelliği, iki özelliği var temelde. Bir, dışarıdakileri içeriye alır. İki, içeridekileri dışarıya verir. Yani 12 sıfatı var bu noktada. Akıl öyle garip hali var ki, kim benim hakiki sahibim, kim sahibim değil, kimin sözü dinlenilir, kimin sözü dinlenilmez, ilk etapta bilmiyor. Kim benim sahibim, kim benim sahibim değil, kimin sözü dinlenilir, kimin sözü dinlenilmez, bunu bile bilmiyor. İlk etapta. Niye? Cihazdır. Arabaya bindik mesela. Abim ismin neydi senin? Ali. Ali. Ali abim. Senin araban var mı abim? Var. Ha, şimdi sen bindin. Oo hoş geldin sahibim diyor mu? Yok. Ben binsem aynı anahtarla gitsin. Ulan hırsız niye bindin çalışmıyorum lan. Der mi? Yok kim basarsa basar. Akıl böyle bir alet. Kim binerse tamam. Yani cihaz olduğundandır. Cihaz olduğu için böyledir. Kim binerse binir fark etmiyor. Eğer kalp onu sıkı sıkıya tutarsa kalbin elinde kamçı olur. Kalp kumandan günahlarla özelliğini ederse akıl aleti şeytanın kucağına düşmüş olur. Kalp kumandan canlı oldukça eğer kalp günahlarla yorulmuşsa, kalbin mecalı yoksa, adamı tutacak gücü yoksa kalbi aklı tutamadı. Tutamayınca şeytan tutuyor. Eğer biz kalbi takvamızla güçlü yaparsak aklı tutuyor. Çünkü niye? Takva meniyattan ve günahtan. Takva nedir biliyor musunuz içinde? Takvanın içerisine karpuz gibi düşünün. Yarın içerisine dört sıfat var takvanın. Bir, irade. İki, zihin. Üç, his. Dört, latife-i Rabbani. Nasıl güçlendireceğiz bunu? Takvamızı, vicdanımızı. İrade-i ibadetullah ile. Zihni marifetullah ile. Hissi muhabbetullah. Muhabbetullah Allah dostlarını seveceğiz, Allah düşmanlarını sevmeyeceğiz. Doğru yerde olacağız, doğru insanlarla doğru iş yapacağız. Yanlış yerde, yanlış insanların yanlış işlerine karışmayacağız. Allah'ın dinine, din diyene seveceğiz. Edile-i şeriyi kabul edenin yanında olacağız. Edile-i şeriyi ölçü yapmayanın yanında olmayacaksın, yoksa dinsizsin. Edile-i şeriyenin dışında din yoktur. Ha, eğer kalp bu takva sistemiyle yani güçlü olursa aklın dizginini ele alıyor. Eğer kalbin mecalı yoksa bunu tutamıyorsa aklı nasıl tutacak? Bu sefer şeytanın eline geçiyor. Canlı oldukça kalp yani defi mefasit celbi nefa yaparsa yani sünnet-i seni yaşarsa kalp kumandan canlı ve ruhlu olur. O zaman raiyetlerine hakim olur kalp. Nefis de akıl olmadığı için nefiste akıl yok. Geçmiş zamanı yok, geleceği yok. Ya şeytanın ya da kalbin kumandasına girmek zorunda. Nefis kim olursa olsun bana der, benim isteklerimi kim verirse onu tabi ve kul olurum der. Nefsin özelliği şu. Vallahi kalpten akıl, iman, Allah bilmem. Benim isteklerimi kim veriyor? Ben ona tabiyim der. Böyle bir cihaz. Ene de irade mündemiş, onu devreye sokmak lazım. Ene var ya ene. Ene o ben olan ben, ders bitti. Ben olan ben, iradeyi devreye sokacak. İrade neydi? Vicdanın içerisinde dört sistemden bir tanesi. Bak, soğan kabuğu gibi düşünün. Soğan, vicdanın. En dış kabukta irade var. İradeyi nasıl güçlü yaparız? İbadetlerle. Gir içeriye. İkinci soğan kabuğu zihin. O da dimağdaki bilgileri tefekkür ederek çalışıyor. Üç, his. Allah dostlarını seveceğiz. Allah adamlarını seveceğiz. Allah'ın dinine, sünnet-i seniyeye uyanları seveceğiz. Sünnet-i seniye iraz edenlerden iraz edeceğiz. Mukaddesatına ihanet edene ihanet edeceğiz. Mukaddesatımıza vefa etmiş oluruz. Sonra ötekisi de kalp maneviyatı canlanır. Latife-i Rabbani huzur ve tam olur. Bu sefer
dizgini ele alır. Dizgini ele alınca bu budur, bu dimadır. Nefse cüz ihtiyar budur. Bu da iradedir, bu şeytandır, bu nefistendir, bu budur. Böyle çıktı, koy karşısına bunu. Buradan kedi, bunu karşısına koy. Memleket gibi idare ediyorsun. Memleket bir şey gibi. Ustad da onu 23. sözde şöyle diyor. Saray gibi bir bina. Bir baktım ki kapıda diyor, itle oynuyor. Yukarıya baktım binada kimse yok. Şenlik var diyor. Tamam, hatırladınız o şeyi. Vâhır davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha tümâ selavâtu.